Merhaba gençler, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 9. sınıflar size için güzel bir yazılı hazırlık çalışması yapıyorum. Evet tabii ki konularımızı kısa bir özet şeklinde anlatacağım ve sorularla ne yapacağız? Pekiştirmiş olacağız. Şimdi burada tabii ki bizim için ilk üniteler genellikle tanımlardan ibaret ve sayısal ifadeler de var. Öncelikle bu tanımlara dikkat etmemiz lazım. Şöyle başlayalım. Şimdi fiziğin alt dalları nelerdir? Şimdi fiziğin alt dalları mutlaka bilmemiz lazım arkadaşlar. Fiziğin alt dallarını şöyle kodlayabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kamyonet şeklinde kodlayabiliyoruz. Burada kamyonette katı hal fiziği fiziğin bir alt dalı. Katı hal fiziği fiziğin tabii ki hangi yapısını inceler? Burada kristal yapılar desek yeterli. Tek bir cümleyi ifade etmiş. Atom fiziği atomun yapısı diyelim. Atomun yapısını ne yapar arkadaşlar? İnceler diyelim. Evet burası kristal yapılardı. Bu da atomun yapısı. Şimdi gelelim arkadaşlar mekanik. Mekanik ne demektir? Mekanik hareket demektir. O zaman bu hareketle alakalı durumdur. Yüksek enerji plazma fiziği. Fiziğin Tabii ki maddenin dördüncü anın plazma yapısını inceler. Optik dediğimiz zaman ışık olaylarını inceler. Nükleer fizik, atomun neyi inceliyor? Atomun tabii ki çekirdek dediğimiz kısmını inceler. Elektromanyetizma, tabii ki yüklü parçacıkları inceler. Yüklü parçacıklar ve arkadaşlar mıknatıs dediğimiz mıknatısları inceler. Termodinamik dediğimiz termodinamik ısı ve sıcaklık olarak ne yapacağız ısı sıcaklık ya da arkadaşlar ne diyebiliriz burada Tabii ki enerji değil o zaman bizim burada bu ifadeleri bilmemiz lazım arkadaşlar Katar fiziği kristal yapılar atom fiziği atomun yapısı mekanik hareket plazma fiziği arkadaşlar maddenin plazma yapısını inceler optik ışık nükleer fiziği atom çekirdeği elektromanyetizma yüklü parçacıklar ya da mıknatıs inceler diyeceğiz termodinamik ısı ve sıcaklığı inceler diye kısa kısa yazabiliriz. Şimdi burada fiziğin diğer disiplinle ilişkisi var mı? Fizik arkadaşlar bütün bilim dalları ile ilgilidir. Kimya, biyoloji, matematik, fizikokimya, jeofizik, astrofizik, sağlık fiziği, spor, sanat, felsefe. Tek ne ile ilgili, ilgili değil. Tarih bilimle ne yapmıyor arkadaşlar? Tarihle ilgilenmiyor. Tarihle ne yapmıyor arkadaşlar? İlgilenmedi. Ne yapalım? Söylemiş oluruz. Arkadaşlar sorumuz şöyle. Fizik bilimi demiş. Yukarıdaki verilen bilmeden kaç tanesiyle iç içedir? Şimdi arkadaşlar bir önce ne demiştik? Fizik tabii ki felsefe ile ilgilidir. Çünkü metafizik var. Fizikokimya var, tıpla ilgilidir. Biyosizik, biyofizik var. Matematik zaten fizikle iç içedir arkadaşlar. Coğrafya da fizikle alakalı. Çünkü basınçlar, rüzgar etkisi bunların hepsi alakalı fizikle alakalı. O zaman ne yapıyor? Fizik bunların hepsiyle ilgili işici olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Yukarıda verilen olaylardan hangileri fizik dalı olan elektromanyetizma ile ilgilidir? Şimdi elektromanyetizma neydi arkadaşlar? Yüklü parçacıklar ve mıknatıslar üzerinde etkiydi. O zaman gemilerin pusulayla yön bulması. Evet pusula dediğimiz elektromanyetizma mıknatıs olayına girer. Gökkuşağı oluşumu ışıkla alakalı arkadaşlar bu elektromanyetizmaya gitmez. Neye girer? Tabii ki bu optik olayına girer arkadaşlar. Bu optikle alakalı MR cihazın çalışma prensibi. MR'de manyetik rezonanstır. Manyetik rezonanstır arkadaşlar. Yine manyetik alan vardır. Magde trenlerinin altında da vardır. O zaman ne diyor? 1, 3 ve 4. Tabii ki elektromanyetizme alakalı olduğunu görmüş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar yine kısa bir özet yapalım. Şimdi burada fiziksel nicelikler kendi içinde ne yapar? Gruplandırırlar. Buradan bir tanesi temel büyüklük, Diğeri türetilmiş büyüklük demektir. Temel büyüklük nedir? Tek başına anlam olan büyüklük, büyüklüktür. Bunları şöyle kodlayabiliriz. Yine ne yapacağız arkadaşlar? Kısa muz olarak kodlarız. Kısa muz dediğimiz zaman burada kütle birimi nedir arkadaşlar? Bunun kilogramdır. Kilogram. Işık şiddeti kandela. Sıcaklığın birim uluslararası Kelvin'dir arkadaşlar. Akım şiddeti tabii ki am, amperdir. O zaman maddi miktarı moldur, uzunluk metredir ve zaman saniyedir. Türetilmiş büyüklükler ise arkadaşlar yani temel büyüklüklerle elde edilen büyüklükler. Birkaç tanesini söyleyelim. Mesela metre bölü saniye hız birimi, metre saniye kare ime birimi, gram bölü santimetre küp tabii ki öz kütle birimi, santimetre küp hacim birimi arkadaşlar. Newton kuvvet birimi. Demek ki bunlar da arkadaşlar türetilmiş büyüklükler diyebiliriz. Tabi türetilmiş büyüklükler temeller dışındakilerin hepsi türetilmiş olarak arkadaşlar söylemiş ola söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar fiziksel nicelikler. Fiziksel nicelikler kavramı bilmemiz lazım. Biz temel ve türetilmiş olarak ayırıyoruz ama aynı zamanda skaler büyüklük ve vektörel büyüklük ayıracağız. Şimdi sıkılar, büyüklük arkadaşlar yönsüz büyüklük diyeceğiz. O zaman şuraya arkadaşlar unutmayalım. Özellikle yazarım bunlar. Bu ifade sıkılar dediğimiz zaman yönsüz büyüklük. Vektörel büyüklük olduğu zaman da nasıl büyüklük diyelim? Yönlü büyüklük olarak söylemiş oluyoruz. Şimdi burada tabii ki skalar büyüklük sadece şiddetini ifade eder. Yönünü ifade etmez. Neler sıkılar Sıcaklığın yönü yok, kütlenin yönü yok, uzunluğun yönü yok, basıncın yönü yok. Aynı zamanda arkadaşlar kısa muzların hiçbir tanesinin yönü Yani kısa muzlar dediğimiz temel büyüklükler hepsi skalerdir. Burada arkadaşlar o zaman vektörel büyüklük neydi? Tabii şiddeti o var yani büyüklüğü var. Yönü var doğrusu var büyüklüğü, büyüklüğü vardır. Tabii ki fizikte neler tabii ki vektörel hızın burada hız nedir arkadaşlar vektöreldir kuvvet vektöreldir ağırlık vektörel ivme vektöreldir, vektöreldir. bunları ne yapıyoruz arkadaşlar vektör olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Yukarıda verilen niceliklerin temel büyüklüklerin bulunduğu noktalıkları ne yaparın Tarayın demiş arkadaşlar. Şimdi temel büyüklükler neydi arkadaşlar? Tekrar hatırlayalım. Temel büyüklükler dediğimiz kısa muz olarak ne yapmıştık? Tabii ki kodlamıştık. O zaman arkadaşlar kısa muzun tabii ki ne oluyor? Kütle. O zaman bu bir temel büyüklük. Madde miktarı mol oluyor arkadaşlar. Bu da temel büyüklük. Şimdi hız, zaman, tabii ki zaman oluyor, z oluyor arkadaşlar. Işık şiddeti, ışık şiddeti ı oluyor, kandela. O zaman bunlar arkadaşlar temel büyüklük oluyor. Bunlar arkadaşlar şunlar ne olmuyor? Tabii ki yüzey alanı temel değil, kuvvet temel değil, hız temel değil, iğme temel değil. O zaman işaretlediklerimiz temel olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Aşağıda verilen hücumların başına doğru olana D yazın demiş. Yanlış olana Y yazın demiş. Şöyle diyelim. Birim hacimdeki madde miktarı. Yani birim hacim yani V V hacimdeki madde miktarını biz ne deriz arkadaşlar? Öz kütle deriz. O zaman buranın yanlış olduğunu söylemiş oluyoruz. Bir cismin ağırlığı demiş. Dünyada ve ayda aynıdır. Ağırlık dediğimiz ifade arkadaşlar. Ağırlık yer çekimine çarptığımız durum demektir. Ağırlık aynı şey değil. Ağırlık yer çekim değiştiği için her tarafta aynı değil. O zaman bu yanlıştır. Sıvıların hacmi termometre ölçü. Sıvıların hacmi dereceli kap veya arka taşıma kabı ölçeceğiz. O zaman buna da yanlış diyeceğiz. Aynı, aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti nedir? Kohezyon deriz. Evet şu K harfinden kardeşten kohezyon düşünelim arkadaşlar. Kardeşler aynıdır. O zaman bu doğrudur. Kılcallık olayı adhezyon kuvvetlerinin sonucu oluşur. Evet adhezyon koezyon kuvvet etkisi, oluşur. Bunu da doğru kabul ederiz. Gazların hacmi yoktur. Olmaz mı? Gazların gazların hacmi yoktur. Evet arkadaşlar. Bulundukları kabın şeklini alır. O zaman bu da doğrudur. Sıvıların belli bir hacimleri vardır. Sıvıların belli bir hacmi yoktur. Bulunduğu kabın şeklini alır. O zaman bu da yanlış arkadaşlar. Bir gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmidir. Evet. Gazlara bulundukları ne yaparlar? Kabın şeklini alırlar. Mesela bir balonu balonu üflediğimiz zaman gazı balonun hacmini alır ve herhangi bir şişe üflediğimiz zaman şişenin hacmini alır. Öz kütle sadece sadece dediğimiz sıvılar için hayır, öz kütle hem sıvı hem gaz hem de arkadaşlar. E, ee, katılırlar için ayet o zaman bu yanlıştır. Yalnız dediği için arkadaşlar sadece dediği için o zaman buranın yanlış olduğunu söylüyoruz. Sıvıların belli bir şekli yoktur. Evet sıvıların belli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini almış O olurlar diyoruz. Evet geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen boşlukları uygun sözcüklerle ne yapın tamamlayın demiş. Evet bakalım arkadaşlar ne yazabiliriz bunlara. Işık şiddetinin demiş. Işık Işık şiddetinin arkadaşlar e, SI'deki birimi nedir? Işık şiddeti tabii ki kandela diyeceğiz. O zaman kandela. O zaman bunu nasıl yazarız? CD diye ne yaparız? Yazarız arkadaşlar. Madde ve enerji arasındaki ilişki inceleyen temel bilim nedir? Madde ve enerjiyi hangi bilim inceler? Tabii ki şu an işlediğimiz dersin ismi ne arkadaşlar? Fizik bilimidir. Fizik olarak tanımlar. Hareket ve hareketin nedenlerini açıklayan fiziğin alt dalı. Tabii ki hareket dediğimiz mekanik demektir. Mekanik fiziğin e, hareket inceleyen bir e, alt dalıdır. Ülkemizde askeri haberleşme alanında çalışan bilimsel araştırma merkezi tabii ki bu nedir arkadaşlar? ASELSAN'dır. ASELSAN olarak ne yapalım bunu? İşaretleyelim. Atom çekirdeğinin yapısını inceleyen fiziğin alt dalı hangi fiziğe giriyordu? Nükleer, nükleer fizik olarak söylemiş oluruz. Yön, şiddet ve doğrultusu olan büyüklere ne diyoruz arkadaşlar biz? Tabii ki vektörel büyüklük diyoruz. Vektörel büyüklük diyoruz. Türkiye'de nükleer santral yapımında gerekli araştırma yapan kurum nedir arkadaşlar? Tabii ki TAEK'tir. TAEK. Ne demek TAEK? Türkiye Atom Enerji Kurumu olarak söylemiş oluruz. Geldik başka bir sorumuza. Demiş ki şekildeki F1, F2, F3 kuvvetleri etki etmektedir. F1 kuvveti 20 N, F2 kuvveti 30 N, F3 kuvveti 10 newton'dur. Cismet gelen kuvvetlerin bileşkesi nedir? Şimdi bileşke nedir arkadaşlar? Bileşke ifadesi tabii ki toplam kuvvet demektir. O zaman arkadaşlar bu kuvvetleri tek tek yazalım. Bunun 20 N olduğunu soruda söylemiş. Tabii F2'nin burada 30 N olduğunu söylemiş arkadaşlar. F3'ün de bu tarafa doğru 10 N olduğunu söylemiş. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Yönleri aynı olduğu zaman ne yapıyoruz? Vektörleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuvvetler aynı yönlü o zaman toplamda zaman bu tarafa 50 Newton. Bu tarafa da 10 Newton. O zaman 50 Newton sağ olduğunu biliyoruz. 10 Newton da sonra olduğunu oldu biliyoruz. Bileşe kuvvet ne demektir? Toplam kuvvettir. O zaman bileşkiyi biz real gösteriz. gösteririz. 50'den onu çıkarırsak kuvvetler tersse ne yapılır? Çıkartır. O zaman sağa doğru 40 Newton olarak bileşki bulmuş oluyoruz. Evet başka bir sorumuza geldi. Kuvvet kavramı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi kuvvetin tabii ki birimi nedir? Newton'dur. Evet doğrudur arkadaşlar. Newton N sembolü gösterilir? Evet Newton birim, Newton'dur. Evet N sembolü gösterilir? Baş harfle gösteriyor. Temel büyüklüktür. Hayır temel büyüklükte. kısa Kuvvet temel büyüklük değil. Onun için cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza. Yukarıda verilen alet ve araçlardan hangileri fizikte türetilmiş büyüklük ölçer? Şimdi türetilmiş neydi arkadaşlar? Kısa muzun dışındakilerin hepsi türetilmiş olarak söyleyebiliriz. Dinamometre kısa muzun içinde yok o zaman türetilmiş. Kalorimetre kabı ee, nedir? Bu ısıyı ölçer. Bu da türetilmiş. Termometre tabii ki sıcaklık o zaman bu türetilmiştir. Ampermetre evet akım şiddeti bu da türetilmiştir. Onun için cevabımızı 1 ve 2 olarak söylüyoruz arkadaşlar. Kısamızlar temeldir. Türetilmişler ise temelden dışındakileri biz tabii ki ne diyoruz arkadaşlar? Türetilmiş diyoruz. Geldik buradaki sorumuza. Yukarıdaki verilen fiziksel olan kaç fiziksel büyüklüğün kaç tanesi vektöreldir? Vektörel büyüklük neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Vektörel büyüklük tabii ki yönü olan büyüklük diyoruz. Şimdi manyetik alanın yönü var mıdır? Evet, manyetik alan arkadaşlar belli bir yönü vardır. Enerjinin yönü yoktur arkadaşlar. Hız dediğimiz ifadenin yönü vardır. Çünkü hızın üzerinde şöyle bir sembol vardır. Konum da vektöreldir. Konumun üzerinde şöyle bir ok vardır. Bunun yönü olduğunu anlatır kütlenin yönü yoktu arkadaşlar. Onun için burada vektör hangisi? Manyetik alan vektörel. Burada hız üçüncüsü vektörel ve dördüncüsü konumda arkadaşlar vektör olarak söylemiş oluyoruz. Evet şimdi arkadaşlar burada tabii ki biraz geometrik bilgileri bilmemiz lazım. Biz arkadaşlar düzgün cisimlerin düzgün geometrik cisimlerin hacimleri formüller bilmemiz lazım. Bunu sorularda kullanacağız arkadaşlar. Şimdi burada tabii küpün küp ne demektir? Bütün kenara eşit olan demektir. O zaman küpün hacmi bütün kenarların çarpımı olacak. A küptür. Dikdörtgenler prizmasının üç kenarı farklıdır. Üç kenarını beraber çarptığımız zaman A, B, C'yi bunun hacmi buluruz. Silindirin de arkadaşlar taban alanı çarpı yüksek. Taban alanı bir dairedir. Pi, R kare çarpı H diyeceğiz. Yüksekliğe çarpıyoruz. Kürenin hacmi de arkadaşlar 4 bölü 3 pi çarpı R küpü. Bunları arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bunu A küpü ABC'yi taban alanı tabi yükseklik ve 4 bölü 3 pi rakip olarak ne yapmamız lazım? Bunları bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar tabi ki bazı cisimlerin hacmini e, yani geometrik olarak Mesela Bir taş parçasının hacmi nasıl hesaplarız? Varsayalım arkadaşlar bunu bir tane sıvı dolu bir kaba taş atarız. Yükseldiği kadar hacmini ölçeriz. Mesela diyelim şuradan arkadaşlar hacmi 50 olsun. Burası 80'e çıkmışsa yaradaki aradaki fark kadar demek ki o zaman 50 80'e 50 e çıkarsak burada taşın hacmine ne deriz arkadaşlar? Direkt 30 deriz. Yani 80'e çıkardık. Bir de arkadaşlar taşırma kabına cismi atarak yaparız. Taşırdığı hacim kadar sıvı taşır. Varsayalım bu tamamen dolu ise burası mesela 20'lik bir hacim taşınmışsa o zaman arkadaşlar taşın hacmi ne deriz arkadaşlar? 20 santimetre küp olarak söyleriz. Demek ki buradaki yükselme miktarını da anladık. Burada demek ki arkadaşlar şu kadar yükselmişse yükselme miktarını Burada taşırdığı miktarda anlamış oluyoruz diyoruz. Evet geldik arkadaşlar bir tane birim sorumuz var. 0.01 kilogramla 10 gram kütlelerin toplamı kaç miligram? Şimdi arkadaşlar burada şöyle temel bir bilgi bilmemiz lazım. Kilogramla miligramı nasıl yeriz? Kilogram arkadaşlar hektogram. Tabii ki daha, daha, gram diyoruz arkadaşlar. Daka gram oluyor. Gram. E burada arkadaşlar desi gram oluyor. Santi Ve arkadaşlar burada mili olarak yazacağız. burada aşağı inerken ne yapıyor? Onlar onlar arkadaşlar bunların arttığını ne yapabilmemiz lazım. Şimdi kilogramdan miligrama kadar 10 üzeri 6 basamak var. Şimdi burada ne yapmış? 0.01 kilogramı Tabii ki burada miligrama çevirirken 10 üzeri artı 6 ile çarpmamız lazım. Bu değer ne demektir? 10 üzeri eksi 2 demektir. O zaman 10 üzeri 6 sıfır artıracağımız için bu ne yaptı? Miligrama dönüştü arkadaşlar. O zaman burası ne yaptı? E, tabanlar arası üstler toplanır. 10 üzeri 4 tabii ki miligram olarak yazıyoruz. Şimdi burada 10 gram demiş. Şimdi 10 gramdan miligramı çevirirken kaç basamak var? 1, 2, 3 basamak. O zaman bunu 3 ile çarpacağız. 10 çarpı 10 üzeri 3 diyeceğiz. O zaman burası ne yaptı? 10 üzeri 4. Tabii ki e, miligram mili gram oldu arkadaşlar. O zaman burada tabii ki ikisini beraber toplarsak kaç oldu? 2 çarpı 10 üzeri 4 miligram olarak ne yapmış olduk? Söyleyeyim. Çünkü buradan da 1 çarp 10 üzeri 4 oluyor. Buradan da 1 çarp 10 üzeri 4. Oluyor. 1 artı 1, 2. 2 çarp 10 üzeri 4 miligramlık bir toplam olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik buradaki sorumuza. Sabit sıcaklık basınç altında KL maddelerine ait kütle hacim grafiği verilmiştir. K maddesinin özgüsü DK, L maddesinin özgüsü DL'dir. DK, DL oranı nedir? Şimdi arkadaşlar soruyu çözerken şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada tabii ki K'nın özgüsünü bulurken şu köşeden bakmamız lazım. O zaman baktığımız zaman şuradaki değer 80, buradaki değer 20. O zaman K'nın özgüsünü bulurken M bölü V'den bulacağız. K'nın özgüsü o zaman 80'e 20'yi böldüğümüz zaman K'nın özgü 4 gram bölü santimetre küp olarak söylemiş oluyoruz. Aynı şeyi L için yapalım. de arkadaşlar şöyle diyelim. O zaman de bu değeri şuraya böleceğiz arkadaşlar. 80'i o zaman 40'a bölersek bunda ne yaptı? 2 gram bölü santimetre küp oldu. İkisini oranlarsak 4'ü 2'ye bölersek cevabımız 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet. Geldik başka bir sorumuza. Kütle hacim grafikleri verilen K ve L sıvılarında aynı sıcakta bir karışım oluşuyor. Karışımın öz kütlesi hangisi olamaz demiş. Şimdi bize kütle hacim verilmiş arkadaşlar. O zaman şöyle bakalım. K'nın öz kütlesini bulurken 40'ını 5'e bölelim. O zaman K'nın öz kütlesi 40 bölü 5'ten 8 gram bölü santimetre küp oldu mu? Aynı şeyi L için yapalım. L'nin de 30'a 10 vermiş görüyoruz gibi. 30 bölü 10'dan da 3 gram bölü santimetre küp. O zaman burada karışımın yoğunluğu bu ikisi arasında değer olur. O zaman en küçüğün yoğunluğu 3, en büyüğün yoğunluğu 8. O zaman 3 ile 8 arasında ne değerler alacak? 3 ile 8 zaten 4 var, 4,5 var, 6 var, 7,5 var. Ama iki buçuk olmadığı için karışım arkadaşlar her ikisinin arasında olması lazım. Yani 3'ten büyük olması gerekiyor. 3'ten büyük olması lazım. 8'den küçük. Karışım demek ki arkadaşlar bu değerlerden herhangi birisini alabilir. Ama iki buçuk, 3'ten küçük olduğu için ne yapamaz? Alamaz diyoruz. Şimdi geldik buradaki sorumuza arkadaşlar. K, L, N olan cisimler verilmiş. Şekil 1'deki bir dengede de demiş. Bunların kütle arasında ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar burada K, L, N eşit. L de N, N eşit. O zaman şöyle yapalım mı? K'nın büyüklüğü nedir? L artı nedir arkadaşlar? Burada ne yaptık? Burayı buraya eşitledik. L N eşittir? L de arkadaşlar 2 tane N'ye eşittir. O zaman şuraya 2 tane N yazabiliriz. Buraya arkadaşlar iki tane ne yapalım? L2 ne olduğu için şuraya iki tane ne yazarsak K ne oldu? Üç tane ne oldu? O zaman hepsi ne sen yazsak burada K'nın en büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Son ikinci sırada ne oldu? L oldu. Neydi? En küçük oldu. Cevabımızı K, L, N olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Geldik. Başka bir sorumuzda. Şekildeki kap 4 tane şifresine kadar sıvıyla doldur taban yarıçapı 4 R yapılırsa yüksekliği ne olur? Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Buranın tabanını arkadaşlar alan nasıl hesaplarız? Pi çarpı R kalesi hesap. Pi R S diyelim. S tabanında yani şuranın tabanı S olduğu zaman yüksekliği 4 H olmuş. Şimdi diyor ki soruda bize. Bunun arkadaşlar diyor ki taban yarıçapının 4 R yapacak. Taban yarıçapı 4 R yaparsa. O zaman pi çarpı 4 R'nin parantez karesini alacak. Bunun alanına pi çarpı 16 R kare oldu. Yani kısaca öncekinin 16'si katı oldu. O zaman burası 1S alana sahipti. Burası 16S. 1S alanında 4H ise 16S'de ne yapar arkadaşlar? Tabii ki bunun ile birine düşecek. O zaman 4H'ı 16'ya bölersek ne olur arkadaşlar? O zaman 4H bölü 16 olacağı için bunun yüksekliği 1 bölü 4H'a düşmüş olacak arkadaşlar. Evet şöyle bir özetleyelim arkadaşlar. Ne yaptık burada? Pi r kare estedik. Tabii ki 16 pi r kare 16 s estedik. O zaman ne yaptık? Orantı kurduk arkadaşlar. Bir selik tabağında bir selik tabağında 4 aşı olacak. 16 s de o zaman yükseklik 4'te 1'e düşeceği için 16'nı arkadaşlar 4'te 1, 16 kat aşağı düşeceği için ne yapacak? 1 bölü 4 olarak söylemiş oluyor. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle Arkadaşlar. Öz kütlesi 2 gram e, öz, 2 gram santim öz kütlesi sıvı tamamen dolu, x kabına 200 gramlık bir taş parçası atılıyor ve y kabın akan sıvının hacmi 50 santimetre gibi olduğu kadar taşın öz kütlesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar taşımız tabii ki burada 2 gram öz kütlesi sıvı olduğu için ne yapmıştı burada batmış battığını varsaysak battığı kadar ne yapar buraya sıvı taşır. O zaman taşan sıvının hacmiyle Taşıyan sıvın hacmiyle cismin hacmi eşit. Taşıyan sıvının hacmi kaç? 50. O zaman burada cismin hacmi de cismin hacminde de o zaman 50 olduğunu söylemiş oluyoruz. Bize taşın öz kütlesini sormuş. Taşın öz kütlesini bulurken m bölü v'den bulmuyor muyuz? Burada cismin öz kütlesi ne kadar taşın öz kütlesi? 200'müş. O zaman hacmin 50 bulduğumuz için o zaman burada cismin yani taşın hacmi ne kadar? 4 gram bölü santimetre küp olarak söylemiş oluruz. Geldik başka bir sorumuza. Bir dayanıklık sorumuz. Aynı maddeden yapılmış içi dolu X silindir ile Y dikdörtgen prizmasının kendi ağırlıklarına karşı dayanıklıkları nedir? Şimdi arkadaşlar düzgün cisimler için dayanıklık yazılırken şöyle diyelim. Eğer cismimiz düzgün bir cisimse dayanıklığı yüksekliğine bakarak yazarız. Yani 1 bölü H yazarız. O zaman x'in dayanıklılığını alırken yüksekliğine baksak yeterli yani tabana bakmamıza gerek yoktur. O zaman 1 bölü 2 r ederiz. Y'nin dayanıklılığına bakarken arkadaşlar tabana bakmamıza gerek yok. Yüksekliğine bakmamız lazım. 1 bölü R deriz. O zaman arkadaşlar buranın dayanıklığı D dersek buranın dayanıklığı 2D olur. Oran yaparsak cevabımız ne oldu? 1 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Evet şimdi geldik yine bir dayanıklı sorumuz. Şekildeki küp, silindir ve prizma şeklindeki KLM cisimleri aynı maddeden yapılmıştır. Bunların dayanıklıkları nedir diyor. Şimdi biraz önce ne demiştik arkadaşlar? Düzgün olduğu zaman cisimler yani köşeli olduğu zaman dayanıklıklarını 1 bölü H'tan yapabiliyoruz. O zaman k'nın dayanıklılığını şöyle diyelim. Yüksekliğine baksak yeterlidir. 1 bölü h deriz. L'nin dayanıklığı yüksekliğine baksak yeterli 1 bölü 2 h'tır. M'nin dayanıklığı da yüksekliğine baksak yeterli 1 bölü 3 h'tır. Alçak kat olan daha dayanıklı. Onun için K'nın dayanıklığı daha fazla. Sonra L'dir. Sonra arkadaşlar m olarak söyleyeceğiz. Demek ki kat sayısı azaldıkça dayanıklık artıyor. Villalar niye dayanıklıdır? Kat sayısı daha az olduğu için deriz. Evet, geldik başka bir sorumuza. X, Y, Z, D verilen resimlerde olaylarla ilgili hangileri yanlıştır? Demiş ki civanın yüzey gerilimi arkadaşlar yağmur damlasının yüzey geriliminden büyüktür. Şimdi tabii ki burada arkadaşlar yanlış olduğunu sormuş. Civa doğada yoğun olan madde. Yoğunluk arttıkça yani yoğun olan maddenin koezyonu büyüktür. Koezyonu büyük olduğunda yüzey girimi daha büyüktür. O zaman bu ifade doğrudur. arkadaşlar. bize yanlışı soruyormuş. X resminde demiş koezyon kuvveti adiyozona büyüktür. Şimdi koezyon sıvının arkadaşlar nedir? Tabii ki damla şeklinde yuvarlak olmasının sebebidir. O zaman arkadaşlar koizyonda da tabii ki cismin yuvarlak olmasıdır. Eğer bir cisim yuvarlaksa koazyon etkisi büyüktür. Şu şekilde duruyorsa koazyon etkisi daha düşüktür. O zaman burada yuvarlak olarak durduğu için damları şeklinde durduğu için koazyon daha güçlüdür. Y'deki resmi yağmur damlasına yalnız adiyozyon kuvveti etkiler. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki burada ne yapmış? Hem yuvarlaklık var hem de arkadaşlar burada yaprak üzerinde su damlası demiş. Yaprakta da ne yapıyor burada? Adiyozyon arkadaşlar burada koezyonun büyük olduğu için ne yapar? bunu tutmuştur diyoruz arkadaşlar. Yalnız demiş. Bunu direkt doğru demiş. Burada adizyon da vardır. Koezyon da vardır. Koezyon damlacın yuvarlak olmasıdır. Yalnız dediği için bunu bir dikkat işaret, koyalım arkadaşlar. Diğer açıklıklara bakalım. Z'deki resimde koezyon ve adizyon kuvvet etkisi gözlenmektedir. Evet. Bu da ikisi de var arkadaşlar. O zaman bunu da doğrudur. Resimlerin üçünde de adizyon, adizyon ve koezyon. Üçünde de adizyon ve koezyon. Evet. Şimdi burada resimlerin üçünde de Burada adhezyon, kohezyon var mı? Var. Şimdi taht üzerine duruyor. Yapışması adhezyon, damlacık olması kohezyon. Burada yapışması, tabii ki su damlasının yapışması yaprağı adhezyon, damlacık olması kohezyon. Aynı şekilde bunda hepsinde vardır. O zaman cevabımızı Ceyhan diyeceğiz. Burada yedi resimde yağmur damlasının yalnız adhezyon demesi yanlıştır. Burada hem adhezyon etkisi vardır hem kohezyon etkisi vardır. Adhezyon burada yapışmadır. Damlacığın yapışması. Kohezyon da damla halini alması olarak söyleriz. Evet geldik başka bir sorumuza. Şimdi sorumuz şöyle arkadaşlar. Demiş ki kesit alanlara verilen SKSLM olan aynı manada yapılmış kılca KLM e, boruları e, şekildeki batırmıştır. Buna kesit alanların sıralanıymış. Şimdi kılcallık arkadaşlar. Burada sıvının yükselmesi olmuş. Sıvı ne zaman yükselir? Adiyazan bir işte sıvı yükselir. Tabii ki ince olan burada daha yüksek. Onun için burası en incedir arkadaşlar. Burası daha kalındır. Burası daha daha kalındır. Bize kesitlerin sorduğu için O zaman en kalın boru hangisi? Alçak olan boru. Sonra arkadaşlar D. Sonra nokta nedir? En incisi K'dır. Yani en kılcal bul diyoruz. En kılcal olmayı da M diyoruz. Kılcalık, incelik demektir. Bize kalınlıklarını sorduğu için M'nin kalınlığı L'den. L'nin kalınlığı da arkadaşlar K'dan büyüktür. Buna göre cevabımızı Evet. Beşlik olarak söylemiş olduk. Evet gençler. Yeni bir yazılı videosu sizlere tekrar paylaşmış olduk. Videomuza abone kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka arkadaşlar beğenelim.